bayanlar, altınlı günde sıra bende bu sefer, bilirsiniz. Herkes altınlarını hazır etti değil mi? Hazırladık ablam. İnşallah sen de kısırlar börekleri hazırladın. Ay hazırlamaz olur muyum? Bizim oraların böreklerini yaptım. Böyle el cihazlarımla açtım. Vallahi biz gelemeyeceğiz galiba Safir. Aa niye Gülbin'im? Gümrüğe ihaleye gideceğiz. İhaleye mi gideceksiniz? Ne ihalesi? Anneme araba alacağız da. Aa hayırlı olsun. Ne kadar güzel. Ay ne kadar güzel. Araba alırsınız öyle mi? İyi iyi arabaya biner hep beraber gezeriz. Hayırlı olsun inşallah. Annem kocamı pek beğenmiyor ama Sinan annemin her işine koşturur sağ olsun. Bugün sırf gümrüğe gideceğim diye takım elbise giydi. Seyit de takım elbise giydi. O da mı gümrüğe gelecek sizle? Yo. Benim kocam olacak Ali Kemal de bugün takım elbise giydi. Hayırdır niye hepsi takım elbise giymiş? Düğün falan mı var yoksa? Yo. Düğün falan yok. Bu işte bir iş var kızım. Niye hepsi takım elbise giydi bunların? Bir ara durağa gidin yoklama çekin. Vay. Ya işte böyle Esra'cığım, taksicilik zor meslek. Özellikle biz kadınlar için iki kat daha zor. Ama ne yapalım, ekmek parası işte yapıyoruz. Sağ ol anlattıkların için Leyla'cığım. Tecrübelerin meslekte bana yol gösterici olacak yani. Sakıncası yoksa bir fotoğrafını çekebilir miyim? Yok tabii. Ne yapıyorsunuz oğlum siz kıza ya? Ha, film mi oynuyor kızın suratında? Yok yani Nuri baba. Güzele bakmak sevap derler ya. Biz de öyle bir sevap isteyelim dedik yani. Bırak hadi bırak. Önünüze bakın hadi. Hadi. Ya baba biz kıza bir şey yapmıyoruz. Sen de her şeye yasak koyuyorsun ya. Sen dördüncü Murat'ı geçtin sen. Dördüncü Murat mısın? Abdülhamit misin? Nesin? Ne yani? Ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz kızlar. Gelin canım. Gelin, gelin. Hayrola Gülbin abla? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ya evde börek yapmıştık. Sizsiz boğazımızdan geçmedi. Size de getirelim dedik Nuri baba. Ha canım ne zahmet ettiniz ya. Nuri baba bu kadıncağız kimdir? Bu şey bu Esra. Efendim yeni hanım şoför arkadaşımız. Dün müracaat etti bugün işe başladı. Ha öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sinancığım. Efendim kardeşim. Benimle dışarı kadar gelebilir misin canım? Ali Kemal. Gel canım. Gel. Seyit efendiciğim, siz de benimle buyurmaz mısınız? Buyururum canım karıcığım, gelirim tabii. Doğru söyle bana Sinan. Bu takım elbiseyi o kıza yakışıklı görünebilmek için giydin de. Kızma ne diyorsun Gülbin? Hangi kız? İçerideki kız Esra. Aa bu Gülbin sen ona kız mı diyorsun? O kız değil ki. Onun bıyıkları benden bile fazla. Valla bana bak. Kaydanan bile ondan daha fazla kız sayılır ne haber? Ne? Sen benim için takım elbise giymezsin de elin şu fırıntıları için mi diye etme Ali Kemal'e? Ben şimdi seni öldürmez miyim? Ben suratına kez de patlar mıyım senin Ali Kemal? Ya Narin'im sağ yemin ediyorum ki yanlış anladın beni. Ben Esra Hanım'a hiç bakmadım. Baktıysam iki gözüm önüme aksın. Ben akıtacağım seni gözlerini zaten Ali Kemal. Akıtacağım ben seni gözlerini. Seyit Efendi, eğer o kıza baktığını duyarsam yemin ederim gece sen uyurken boğazında bol biraz elini döterim. Yok Zeynom, öyle bir şey olabilir mi? Sen varken ben başka kadına bakar mıyım Zeynom ya? Allah Allah. Hele bir bak, vallahi yok gözlerini oyarım senin. Öldürürüm seni Sinan. Bir daha o kıza selam bile vermeyeceksin. Yürüyün kızlar, gidiyoruz. Göremi. Zeynom. Ne yapıyorsun? Bana bakın çocuklar, eğer biz bu Esra'nın kara sularına girersek bunlar kesin bizim şeyimizi keserler yani, gırtlağımızı keserler yani. Buyurun efendim Akasya Durağı. Var tabii efendim. Adresi alayım. Tamam hemen gönderiyorum efendim. Esra kızım, ilk işiniz için hazır mısınız? Hazırım Nuri Bey. O zaman güne bakan sokak 44 numara, hadi. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Canım hoş geldin. Buyur.
Esra, nasıl geçti ilk işin kızım? Müşteriyle kavga ettim Nuri Bey. Bak, hiç müşteriyle kavga edilir mi kızım? Müşteri bizim başımızın veli nimetidir yani. Ya Osman Aga, senin dediğin laf mı şimdi ya? Esra Hanım psikopat mı müşteriyle kavga etsin değil mi? İlla ki bir şey söylemiştir o müşteri. Ne dedi? Bacım neden sebep kavga ettiniz yani canım benim? Neden? Ya müşteri taksiye bindi. Bahçeli evlere gitmek istiyorum dedi. Ya bahçeli evlere gitmek istedi diye müşteriyle kavga mı etmek lazım? Olmaz kardeşim, olmaz. Kadın kısmından taksi şoförü olmaz. Ya saçmalamayın Osman Bey. Bahçeli evler dedi diye kavga etmedik tabii. Bir lafın sonunu bekleyin. Sen Osman'a bakma evladım, öyle konuşma. Sen anlatacaksın bana. Ben de sürdüm karşıya geçtim. Yarı yolda adam, biz Boğaz Köprüsü'nü niye geçtik? Sen beni dolaştırıp kazıklıyorsun demez mi? Bak terbiyesize. Size dedi ha? Adama bahçeli evlere başka türlü gidişin olmadığını söyledim. Ama ikna olmadı bir türlü. Tutturmuş, sen beni dolandırıyorsun diyor. Bak terbiyesize size mi dedi? Kavga ettik. Gördü ilk trafik polisine beni şikayet etti. Eyvah eyvah eyvah. Sonra anlaşıldı tabii adamın neden böyle davrandığı. Meğerse adam karşıdaki bahçeli evlere değil, Pendik'in bahçeli evler mahallesine gidecekmiş. Hayda. Niye baştan söylememiş bu herif Pendik'e gideceğini? Tabii kızcağızım. Müşteri taksiye duhul olduktan sonra sen hemen soracaksın. Hoş geldiniz efendim, sizi nereye kaptırayım falan diye soracaksın tabii yani. Bizim meslek böyledir kızım. Zor iştir. Yani hırı gürü, yanlış anlaması, sarhoşu, kavgası, üç kağıtçısı, psikopatı, her ne ararsan vardır. Biz alıştık artık. Günaydın Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşler. Osman Aga hayırdır, daha uyanamamışsın herhalde. Nasıl bilmiyorum ben sabahın körü, daha uyanamadım hiç. Ya gün doğmamış daha, ne günaydını ya Sinan Cankuş. Ne diyorsun sen, Arif'im tarifim. Dışarıda uyan da balığa gidelim havası var. Ne gün doğması, ne diyorsun sen yani? Vallahi bu durağa Esra Hanım teşrif ettikten sonra anca güneş doğuyor. Esra'dan nerede kaldı Esra Hanım ya? Ne olur mu abi, bunlar da akıllarını Esra Hanım'la bozdular. Ali Kemal bana bir çay getir de uyanayım ya. Çay mı veremem Osman abiciğim, olmaz. Şimdi çayı senin için bozamam. İlk çayı Esra Hanımcı'ya vereceğim. Hakikaten nerede kaldı acaba? Çıkıp ben bir yola mı baksam, ne yapsam? Allah Allah, sen nereye bakıyorsun ya? Yola bakılacaksa ben bakarım kardeşim. Biri için endişelenecekse ben endişelenirim yani. Sana ne oluyor? Allah Allah. Allah Allah derken... Nuri amca şunların haline bak, maymuna döndüler. Evet ya. Bir hatun gördüler mi hemen renklerini belli ediyorlar. Orman kokuları gelmeye başlıyor hemen. Herkese günaydın. Aa günaydın. Buyurun buyurun, böyle girelim. Günaydın Esracığım, hoş geldin. Günaydın kızcağızım. Ben de geç kalınca korktun, taksiciliği bıraktın sandım yani. Taksicilikten korkmadım da bir daha taksiye çıkmayacağım, doğru. Aa niye canım? Aa vallahi olmaz öyle şey. Tabii olmaz. Biz sana çok alışmıştık Esracığım. Arkadaşlar taksiye çıkmayacağım. Çünkü benim başka bir işim var. Ben gazeteciyim aslında. Abu! Aa ne güzel. Hangi gazete payında gazetecilik yapıyorsun? Ben gelip orada alayım ha bu gazeteleri. Öyle değil. Gazeteye yazıyorum. Gazete halkın içinden, sokaktan haberler istiyor. Ben de durağınıza gelerek taksicinin bir günlük hikayesini, sıkıntılarını, sevinçlerini, hüzünlerini bizzat sizlerle birlikte yaşayıp yazmak istedim. İşte bu da haberiniz. Bakalım. Akasya Durağı'nın sarı melekleri. Aa, Esra kızcağızım, bizim için melek mi dedin sen bakalım? Evet, sarı melekleri ama aç parantez, Osman Aga hariç kapa parantez. Herkesin takım elbise giydiği, birbirine güler yüzlü ve saygılı davrandığı sıcacık bir yuva Akasya Durağı. Aa, benim akvaryumu da yazmışsın hadiseyi yani buraya. Yazmış tabii ya. Bak bak, sonunda da aralarında birinin başına bir felaket geldiğinde hepsi köklü bir aile gibi birbirleriyle kenetleniyor ve sıkıntıda olanın yardımına koşuyorlar demiş ya. Aa, bana bak ama Leyla bacıma torpil geçmişsin ha. Bak Leyla bacım senin yazıyı böyle çerçeve içine almış, ayrıca fotoğrafını da basmış. Bakayım. Erkeklere ait olduğu düşünülen ağır mesleğin başarılı kadın temsilcisi. Pek çok erkek eline su dökemez. Leyla. Çok teşekkür ederim, çok utandım. Ben gerçekleri yazdım. Nuri kardeşim, sen hiç şaşırmazsın. Hiç gazeteyle ilgilenmezsin. Haydi lan. Ben sabah erken saatte okudum yazıyı. Hem de üst üste dört defa. Abi, Nuri baba.
Yoksa sen biliyor muydun gazeteye çıkacağımızı? Nereden biliyordun, nasıl biliyordun, nesin yani nasıl? Biliyordum tabii, en baştan beri biliyordum. Konuştuk birlikte, yaptıklarını rahat yapsın ve çalışırken zorluk çıkarmayalım diye hiçbirinize söylemedim. Arkadaşlar, sizlerle beraber çok güzel bir gün geçirdim. Başta Nuri Bey olmak üzere hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gel gel kızcağızım, bizim bu Akasya durağında kavga, gürültü, patırdı hiç eksik olmaz ya. Evet, Osman Aga doğru söylüyor. Hep aksiyon, hep aksiyon. Umarım günün birinde içimizden birinin başına kötü bir felaket gelmez. Kapımız her zaman açık sana Esra. En basit şey, hiç gitmesin Nuri Baba, orada kalsın bizimle. Hep birlikte olsak ya. Çok teşekkür ederim. Ama gerçekten severek yaptığım bir iş var. Mutlaka ziyaretinize geleceğim. Bekleyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Vay be. Ne oldu Arif, hüzünlendin? Ne olacak böyle Leyla ablacığım? Ah be, Esra ile biz evlenecektik. Bir kız, bir erkek, bir çocuğumuz olacaktı. Pembe pancurlu bir evde güzel güzel yaşayacaktık ama... böyle yaralı bir kalple arkasında bırakıp gitti beni. Ağır hasarlı bir kamyon gibi sağ şeride çektim. Dörtlüleri yaktım, tekerler de patladı. Öyle duruyorum işte. Sen de pek aynen gönüllüsün be çocuğum be. Bir kızın gülgesini görsen hemen bile aşık olursun ya. Hayran gönüllü derken? Yani maymun iştahlı gibi bir şey yani. Maymun iştahlı derken? Hani maymunlar ayran sever ya.